Refika yine ne yiyorsun diyebilirsiniz. Böyle taze taze direkt daha başağında buğdayı çitleye çitleye, valla kavurga gibi olmuş, çok güzel yiyebiliyorsunuz. Neden buraya geldik? Buğday hasatı var ve buğday hasatı nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel etraf. Bahar böyle şey modunda. Beni burada bırakın, ben güzel müziğimle bu yolda gider gelirim. Bizim ekip birazcık daha önde. Ben Paris'e gitmiştim, işte bu YouTube Top Creator programında dünyada yani işte bizim gibi seçilen, iyi üretim yaptıklarını düşündükleri. Pardon. İçerik üreticileriyle. O yüzden ben bir yarım saat geç çıktım. Ekip de herhalde gelmek üzeredir onlar da. Hepimiz aslında dedelerimiz köy çocuklarıyız ve eken biçen insanların çocuklarıyız ama bunu gittikçe daha çok unutuyoruz. Ama topraklar aynı topraklar. Topraklar bizim bereketli topraklarımız ve bu bereketli topraklarda bir buğday nasıl yetişir? Ondan sonra yetişen buğday bu halden nasıl bir günde bir anda buğday tanesine dönüşür? Ondan sonra da o buğday tanesi nasıl makarnaya dönüşür? Size birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Makarnalık buğday dediğimiz buğday aslında durum buğdayı. Yani çok daha sert, proteini daha kuvvetli olan bir buğday. Ve dolayısıyla çekildiği zaman un değil, irmik olan buğday. Ama tabii ki cinsi var, cinsi var. Ve ben Filiz Makarna'nın makarnalarını çok sevdiğim için onlar da dediler ki Refika sana sırrımızı anlatmak istiyoruz. Müthiş bir harman yapıyoruz. Ve yaptığımız bu müthiş harmanın aslında sırrı da sadece ve sadece bizim için yetiştirilen bu buğdaylar. Trakya'dan, Uşak'tan, Yozgat'tan, Siverek'ten ve Konya'dan aldığı farklı buğdayları bir güzel harmanlayıp İnanılmaz lezzetli, bizim ağız tadımıza uygun, güzel lezzetinde pişen makarnayı da aslında bu güzel bir taraftan harmana borçlu. Makarnaya o diriliğini veren, lezzetini veren durum buğdayı hasatına geldik. Bir çerde verdeyim, şu an bismillah, hadi bakalım bir hasada başlayalım diyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bir çerde verin aslında yaptı. Önce bunu böyle bir güzel, neredeyse İşte böyle bir karıştan kesmek. Kestikten sonra aletin içerisinde işte başağından ayırıp sapını da tarlaya geri bırakmak. Daha sonra tam böyle kamyonete bu başakların tanelerini sıcağı sıcağına hemen boşaltabiliyorsun. Benim çocukluğumda ben böyle hatırlarım, hatta bir tane lastik terliğim vardı üstü çiçekli. 4 yaşında falandım. Eskiden klasik traktörlerin arkasına biçer ayrı konur, döver de ayrıydı. Benim böyle lastik terliğim rahmetli amcamın traktörünün böyle yanından düşüp biçerin arasına karıştığı günü böyle o çocuk aklıma, 4 ya da 5 yaşındaydım, hala da unutamam. Şimdi artık çok daha ilerledi teknoloji. Biçmenin bu arada en zorlayıcı kısmı yerler engebeli. Kimi yer kuru, kimi yer daha sulu. Orada Allah korusun alette kocaman, hani en ufak böyle bir meyilde falan başına bir şey gelebilir. Onu böyle denetlemek için devamlı diken üstünde olabilmek lazım. Ben böyle şey hayalindeydim. Ben bir biçer miyim acaba falan diye. Sonra herkes haddini bilsin oldum. Şimdi artık buğdayın hasadını gördük. Sonra bakalım bu buğdayın özelliği neler? Birazcık size ondan bahsetmek istiyorum. Leyleyi bizim bu galetalarıyla kandırmaya çalıştım ama kime nasip kime kısmet. Şimdi Hasan abi, sen bu köylerin ağası mısın? Yeni modern böyle büyük bir köylerin ağası gibi mi oluyor? Ne oluyor? Ya ben ağasından ziyade daha şey olarak böyle bu köylülere makarnalık buğdayı tanıtıp, ektirip, tekrar yeniden hasatta da geri toplamak. Mutlu mu köylüler? Bu serüven 3 yıl önce başlamıştı. İlk defa biz Trakya'ya geldiğimizde Trakya'da makarnalık buğday olmaz dediler. Genelde de ben ne yapmak istersen bana her şey önce olmaz ki yapamazsın diyorlar. Evet. Ben de daha çok hoşuma gidiyor. Ha? Biz de deneyelim dedik, rica ettik, ısrar ettik. İlk 2016'da denettik. Köylüler baktı ki üreticiler iyi, verim çok güzel, kalite de çok güzel. Ondan sonra alıştılar, başlar ekmeğe. Tabii Türkiye'de yıllardan beri biz makarnalık buğday ithal ediyoruz. Filiz Makarna ısrarla dedi ki biz niye ithal edelim? Biz burası ihracat, buğdayın ana vatanı. Buğdayın ana vatanı. İhracat eden ülke olalım. Peki daha da artıyor mu şimdi? Yani 2016'da başladın. 2016'da 1200 dakarla başladım. Bugün 12.000 dönüme çıktı. Oh. Ama inşallah bu sene 30.000 dönüme
çıkaracağız. Peki Trakya'nın en önemli özelliği havası o kadar güzel ki evet. Hiç sulamadan. Aynen öyle. Yani atıyorum burası Diyarbakır'da olsa buraya sulama koyması lazım. Sulamadan olmaz. Anadolu'da aynı şekilde sulamadan olmaz. Trakya insanı ekmeği her sene ekiliyor. Yani bir sene buğday, ertesi sene ayçiçek ekiliyor ve hiç sulanmadan. Hiç. Çünkü Trakya'da 550 ile 650 kilo arası yağış düşüyor. Bu buğdayın 1 Kasım'dan 15 Kasım arasında ekilmesini istiyoruz biz köylüden. Ne kadar geç ekilirse o kadar hastalığa yakalanmama riski var. Daha sonra biz geliyoruz, tarlaları kontrol ediyoruz, çiftçilere bazı şeyler öneriyoruz. Topraklar çok güzel ha bu arada. Çok güzel, çok beğendim. Süper, aynen. Yani toprağın kalitesi de çok güzel. Evet, ondan sonra bu hale geliyor. Bu hale geldikten sonra siz de gördünüz, biçtiniz işte, biçerle biçiliyor. Tane başaktan ayrılıyor, ondan sonra depolara gidiyor. Tane başaktan ayrılıyor, arkasından ne veriyor? Sap veriyor. Sap veriyor. Köylü de o sapı balya haline getiriyor. Yem olarak kullanıyor. Satıyor mu? Tabii. Ondan sonra sizin depoya mı geliyor? Yani filizin veyahut da bizim burada depolarımız var. Depoya gidiyor. Daha sonra filizin fabrikasına gidiyor. Orada işte buğday yıkanıyor, kabuğundan ayrılıyor. Ondan sonra irmik olarak çıkıyor. Makarna olmaya hazır şu anda. Oh valla. Böyle evet. Bile yemeye hazır. Makarna evet. Daha da güzel. Peki bu ektiğin, verdiğin buğdayın özelliği ne? Sanayicinin aradığı öncelikle bu buğdayın yüksek proteinli olması. Yani bu buğdayda en az 13,5 ve üstü protein olursa bundan güzel bir makarna olur. Ben orada bir kısaca gireyim. Bu üstündeki protein ve oran ne demek? Şimdi ekmeği böyle yumuş yumuş isteriz ya, ondaki protein miktarı bir tık daha düşük olur. Simit yapmak istediğimizde biraz daha sert bir buğday isteriz. O simitin hani böyle koptuğunda uzun uzun gelen o hissi için biraz daha sert. Dolayısıyla da proteini daha yüksek. Makarnadaysa tam böyle güzel istediğimiz şekilde, yani birbirine yapışmayan, böyle kendini bırakmayan, suyu böyle sanki içine iki kaşık yoğurt atmışsın gibi bulamayan bir makarnayı yapabilmek için durum buğdayı, yani sert, diri olabilecek buğday gerekiyor. Bu durum buğdayı da bu. Evet. Bundan önce irmik yapılıyor makarna için. Bu irmiklik, yani makarnalık buğday. O tarafsa unluk ve ekmeklik. İşte onunla bunun farkını görmek için bir yan tarlaya koşup geliyorum. Bu makarnalık olan, bu da ekmeklik olan. Şimdi bundan bir tane şöyle kesiyorum. Bu makarnalık, bu ekmeklik olan. İçini bunun kırdığımız zaman böyle sapsarı. Bunu kırdığımızda ise bu böyle daha beyaz. Bu iki buğday arasındaki temel fark aslında bu. Kasım'da başlayan bir yolculuk Haziran'da sona eriyor. Seni birazcık yorduk. Bir de buranın havası bir acıktırıyor. Allah kolaylık versin. Ben de hazırlıklı geldim. Burada böyle bir güzel bir sofra kuralım. Hep beraber yiyelim. Bu hasadı da bir şenlendirelim ha. İnşallah. Tamam, hadi bakalım. Evet, şimdi artık makarnamızı yapmaya başlayabiliriz. Biz burada yaklaşık 20 kişiyiz. 20 kişiyi doyurmam lazım. 2 paket makarnayla o 20 kişiyi nasıl güzel doyuracağım şimdi göreceğiz. Hop, şöyle açıyorum. Oh, suyum güzelce kaynadı. İçine bir parça tuz ekliyorum. Ve Filiz'in bu kelebek makarnasını açıyorum. Bu yeni harmanı da böyle biraz daha, bu dış rengi biraz koyulaştı. O yeni harmanın farkını da buradan görebilirsiniz. Bu paketlerde o var. Şimdi şöyle ilk başta bir karıştırıyorum. Makarnayı suya koyunca tabii ki o kaynama derecesi bir parça düşüyor. O yüzden kapağını kapatıyorum. Hızlıca tekrar kaynamasını sağlayacağım. Şimdi makarnam yaklaşık böyle bir 8 dakikada güzelce şişti. Ama normalde 11 dakikası var ya. 3 dakika daha var. Fakat o 3 dakika daha olan kısmını şöyle bir numara yapacağız. Normalde makarna salataları böyle beyaz. İçinde işte biraz turşu. 1-2 yeşillikle yapılıyor. Ben itiraf etmek istiyorum ki o makarna salataları bana böyle çok eğlenceli, çok lezzetli gelmiyor. Şimdi bu yapacağım tarif Refika'ca biraz da böyle aslında tarlaya gidildiğinde zamanında böyle kısır yapılır. O kısırı birazcık hatırlatan bir salata olsun. Soğuk yiyeceğimiz için tereyağı kullanmıyorum çünkü tereyağı donar. Bir taraftan makarnam da güzelce bu sıcağında birazcık daha pişiyor ama aslında ocakta daha fazla kalanını pişmesini istiyorum. Burada 3 diş sarımsağım var. Bu 3 diş sarımsağı kıyıyorum. Normal böyle dişte 5 diş sarımsak kullanabilirsiniz. Bu tabii 2 paket için. Yani bir paket makarna bayağı bir 10 kişi rahat rahat afiyetle doyuracaktır. Şimdi bu sarımsak birazcık açılacak. Sarımsakların bir parça kızarmaya başladı. Bunun içine bizim İstanbul'dan getirdiğimiz böyle bir kavanoz
yaklaşık 400 miligram gibi bir domates püresi koyuyorum. Yoksa salça koyabilirsiniz. Burada böyle hani o beyaz bir makarna salatası yerine kırmızı bir makarna salatası yapacağız. Daha lezzetli olacak. Şimdi artık böyle domates göbek atmaya başlayınca makarnamı da ekleyebilirim. Bu ateş bir tık bizi oyaladığı için artık bir dakika ateşin üstünde kalsa yetecek. Suyunu süzerek ekliyorum. Amacım böyle makarna tam pişmeden bu lezzetli domatesli ve zeytinyağını tam içine çekmesi. Böyle renginde ona göre bir kırmızıya dönmesi. Makarnamızın aslında bazı tamam. Yani güzel domatesli ve o domatesin bir parça da ocakta karışarak iyice lezzetin makarnaya geçtiği hali tamamdır. Şöyle bu haldeyken bakıyorum. Ne diyorduk? İşte dişe gelecek hafif. Hatta bulgur pilavından bile, pirinçten de yani kan şekerimiz daha yavaş, yani glisemik endeksinin düşüklüğü daha yavaş yükseltmesini sağlayan, uzun süre tok tutmasını sağlıyor. Makarna kaldıkça daha şişer, sanki daha da bereketli olmuş gibi olur. Ama bu sefer glisemik endeksi düşer, böyle hafif bayılır. Onu istemiyoruz. Bu dille hele makarna salatasında bu böyle tane tane kalabilmesi önemli. Şimdi ben bunu soğutacağım. Soğuturken de başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Size iyi bir makarnanın, yani buğdayın iyi bir buğday olmasıyla o kadar da iyi olmayan bir buğday olması arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Şimdi nedir? Bir kere böyle makarnayı güneşe tuttuğunuz zaman böyle hafif transparan ve de o hani demin buğdayda gördüğümüz altın sarısı renk, bunda olması lazım. İkincisi, bu kırdığında böyle çıtıdık diye bir ses gelmesi lazım. Bu hem buğdayın cinsinden hem de kuruma şeklinden etkilenerek bu istediğimiz kıvamı değiştirebilir. Yani buğdayın kalitesi de bundandır. Bir diğer şey de hani demin böyle baktık ya güneşe. Bunda böyle içinde siyah taneler olmaması lazım. Daha pürüzsüz olması lazım. Bunlar kullanılan buğdayın, kullanılan harmanın hem de daha sonra fabrikadaki kurutulma işleminin güzel yapıldığının kanıtı oluyor. Hatta böyle bir makarnayı böyle demin buğdayı yediğimizde nasıl bizi mutlu ediyorsa öyle mutlu eden bir tarafı olması lazım. Aklınızda olsun. Yani artık madem burası yemek okulu, iyi mi bu makarna, iyi midir? Çünkü 1 liraya da, 5 liraya da, 15 liraya da belki makarna vardır. Hani verdiğiniz paraya göre kalitesinin iyi olduğundan emin olmak için bu bilgileri bilmekte fayda var. Yeşilliklerimizi burada herkesi doyurabilmek için yıkadık getirdik. Temiz, o yüzden her yerimiz, her şeyimiz. 6 tane kapya biber kullanacağım. 8 tane de bizim Çengelköy tipi salatalık. Vallahi hiç kaçınmadık. İnce ince 3 bağda soğan var. Bunları da ince ince kıyıp ekliyoruz. Ve gelelim 2 bağda maydanoz. Mis gibi kokuyor. Bunları da ince ince doğradık mı neredeyse hazır. Uçmasın diye şöyle bir alt üst ediyorum. Gelelim ne var? Şimdi burada mesela tuzu birazcık az. Ama tuzunu artıracak birkaç tane şey koyacağım. Bunlardan bir tanesi 320 gram civarında yeşil zeytini ekliyorum. Ama yoksa hiç önemli değil, siyah zeytin de koyabilirsiniz. Zeytinin bu hafif böyle kekremsiliği ve ekşili makarnanın insanı böyle kucaklayan haliyle hoş bir aslında zıtlık yaratıyor. Bir diğer zıtlık yaratacak bir güzel olacak şey de turşu. Bu turşular da böyle hafif irice kornişon turşuları. Turşu da böyle 10 tane falan ediyor. Bunu da küp küp doğradık mı neredeyse hazır. Bunu böyle güzelce karıştırıyorum. Şimdi bu haliyle bir artık tadına bakacak durumda. Bayağı güzel. Son dokunuşta güzel bir beyaz peynir. Bu beyaz peyniri de böyle direkt elimle üzerine atıyorum parça parça. Burada sert bir beyaz peynir olması önemli. İnek peyniri, inek izini, bir sürü farklı malzeme var. Orada benliğini, makarnanın koruması. Ama kesinlikle ve kesinlikle hani bir misafirinize yapacaksanız böyle bir şeyi, peyniri son dakika doğrayın. Çünkü makarna ve diğer malzemelerden peynirin o güzel beyaz rengi ve aslında zıtlığı gidiyor. O gitmemesi için böyle olması daha önemli. Makarna servisimiz başlamıştı. Afiyetler olsun. Muhtarımızın bu köyün ismi ne? İğneler Mahallesi. İğneler Mahallesi. Şu an bizim ülkemizde olan, belki on binlerce tarlada yapılan hasatlardan bir tanesini sizle paylaşmak istedim. Kendi kendine yetebilen, buğdayını, bakliyatlarını
bu ülkede yapan, bundan gurur duyan sizler gibi insanlar iyi ki var. Filiz'in en önemli özelliği bu makarnadaki bütün buğdayın bu topraklarda yetişiyor olması. Bunu da sizle paylaşmadan gitmek istemedim. Bizden bu kadar. Nice hasatlarda görüşmek üzere.